Milli RTV ekranlarında Mehmet Dindar'la Muhtar'ın Söz Hakkı programına hoş geldiniz. Yine bir hafta sonu sizlerle beraberiz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Akdeniz ilçesinde Akdam Mahalle Muhtarımız Yonca Kalın'la. Kırsaldan bir muhtarımız. Biliyorsunuz belediyesiyle 1994 yılından itibaren kırsal demiyoruz artık, mahalle diyoruz. Akdam Mahallesi muhtarımız. Kendisi bir kadın muhtarımız. Kırsaldan da ilk defa böyle bir kadın muhtarımız oluyor Akdeniz ilçesinde. Şimdi bugün hem mahallesini hem de kendisini tanıyacağız. Yonca Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimizin sizleri tanıyabilmeleri adına biraz kendinizden bahseder misiniz? Yonca Kalın'la kimdir mesela? Teşekkür ederim. Ben Mersin Akdeniz Akdam Mahalle Muhtarıyım. İsmim Yonca Kalın'lı. İkinci dönemim muhtarlıkta. Peki. Daha lise mezunuyum. Mahallenin yerlisiyim. Yani oralıyım. Evet. Başka da herhangi bir... Muhtarım, benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Akdam değil mi? Evet. Tam değil yani. Dam. Akdam. Dam. Dam. Önce köyümüzün isminin nereden geldiği ile ilgili biraz bir bilgi alma şansımız var mı? Merak ettim. Şimdi şöyle bildiğim, duyduğum kadarıyla tam araştırmasını yapmadım ama geçmiş atalarımızın dediğine göre bir kere şunu biliyorum. Mersin'in en eski tarihi olarak hemen hemen çok eski köylerinden bir tanesi. Camili'den sonra geliyor diyebiliyorum. Akdam Mahallesi olarak geçiyor. Ve bir rivayete göre de orada yaşayan kadınlarımızın temizlik anlamında çok titiz olduklarından, damlara çamaşırları çok beyaz asmalarından dolayı oradan bir Akdam ismini almış diye biliniyor. Öyle bir rivayet ama biliniyor. Rivayet, evet. Tabii tarihi geçmişi eminim farklıdır. Çok daha farklı. Evet, araştırmak gerekiyor. Yüksek. Aslında o da benim eksikliğim. Estağfurullah, estağfurullah. Ben muhtarıma bazı konularda sorular soracağım. Tabii ki tamamen mahallemize yönelik. Hem evet, izleyen izleyicilerimiz için de Akdam'ı tanıyabilmeleri adına. Evet. Kırsal anlamda bir kadın olarak, öncelikle evet, bir kadın olarak oradan nasıl seçilmeyi başardınız? Kırsaldan seçilmek gerçekten çok zordur. Özellikle kadınlara karşı yaklaşımı ne kadar da olsa, hani eşitlik ilkesi de olsa, imkansız gibi bir şey. Nereden aklınıza geldi muhtar olmak? Şimdi Akdam Mahallesi şöyle, ben Akdeniz'de Akdam olarak ve Akdeniz ilçesinde kırsalda ilk kadın muhtarım. Evet, onun için. Evet, ilk kadın muhtarım. Aklıma gelmesi de şöyle, 2019 seçimlerinde bir dönem öncesinde aslında konulmam istenilmişti mahalleye. Aday olmam istenilmişti. Bir kadın olarak. Bir kadın sizin olarak. Aday olmanız istendi. Kadın arkadaşlarımız önermişlerdi. Kendi çevremden arkadaşlarımız da olabilirsin, yapabilirsin dedi. Ben çalışıyor olduğum için daha sonrasında belki düşünebileceğimi söylemiştim. Kısmet 2019 seçimleri neymiş? Ve Akdam halkı takdir etti. Özellikle kadınlarımız, gençlerimiz takdir ettiler, muhtar olarak seçtiler. Ben buradan bütün Akdam Mahallesi sakinlerime teşekkür ediyorum. İkinci dönem 24 seçimlerinde tekrar muhtar adaylığımızı koyduk. Ve burada da takdir ettiler ki çalışmalarımızı demek ki bir 5 sene içerisinde. Biz sınavımızı başarılıyla geçmişiz. Evet, başarılı bir şekilde çalıştık, yaptık. Evet, hizmetlerinizden bahsedeceğiz. Bunun takdirini de gördük ki ikinci döneme de seçildik. Çok güzel, çok mutlu. Biraz da mahallenizden bahseder misiniz? Nasıl geçim sağlar? Tarımla uğraşıyorlar mı? Mersin merkeze 14 kilometre uzaklıkta olan Akdeniz ilçesinde. Akdeniz ilçesinde Bekirde Mahallesi, Iğdır Mahallesi, Demirhisar Mahallesi arasında kalmış aşağı yukarı 700 nüfusu olan küçük, şirin, kendi halinde bir köy. Şu an mahalle diyoruz ama köy demeyi tercih edelim. 700 nüfusumuz var. Aşağı yukarı 500 seçmenimiz var. Gençler tamamen kendi halinde bir mahalle.
Neyle geçimini sağlıyor mahallemiz? Narenciye bölgesi benim orası. %80 narenciye üretimi yapılıyor. Bunun yanında gül üretimi, muz üretimleri, muz seralarımız. Bunlar da var. Tabii ufak tefek çeşitli meyvelerimiz de var ama ağırlık narenciye. %80 geri kalan %20 de gül ve muz üzerine üretim kurulmuş durumda. Ekmediğimiz yer var mı arazi bakımından? Kesinlikle bütün arazilerim dolu. Boş arazimiz yok. Göçe açık bir mahalle mi yoksa? Şöyle göçe açık. Genelde yerli insanım, kendi köyümün insanı evlenerek ya da okullardan, çocuklarının okullarından dolayı çarşıya taşınabiliyorlar, merkeze inebiliyorlar. Günümüzün sorunu, en büyük sıkıntısı. Evet. Onun haricinde dışarıdan göç alan bir köy değil. Çok değil en azından. Tamamen kendi halimizde biz bize olan bir yerleşim yeri. Kırsaldan aslında göçü bir şekilde durdurmamız gerekiyor. Tam tersine çevirmemiz gerekiyor. Ama maalesef hala göç vermeye devam ediyoruz. Şehirde de yığılmalar fazlalaşıyor. Trafik sorunu vesaire birçok keşmekeş yaşanıyor. Sorunlar katlanıyor. Peki yani muhtarım siz bu dönem içerisinde birinci dönem, şu anda ikinci döneminiz. Evet. Muhtarlığa başladığınız zaman bir kadın olarak kırsalda ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Evet, bir kadın muhtar olarak zorlukları var. Yaşıyorum da hala. Ve nasıl üstesinden geliyorsunuz mesela? Yani şimdi bu zorlukları yaşadığınız yerde kendi mahallenizden mi yaşıyorsunuz? Kamu kurum kuruluşlarından mı yaşıyorsunuz? Yok, hayır. Ya da yapacak işlerden sıkıntı yaşadığınız konular nelerdir? Bunlardan biraz bahseder misiniz? Kamu kurumlarından ya da belediyelerimizden bu anlamda bir sıkıntı yaşamıyorum. Mahallemize hizmeti de alıyorum. Tamam. Kurumlarımız, belediyemiz de ikisini de takdir ediyorum bu konuda. Çünkü hizmet geliyor. İkinci dönemim. Genelde talep ettiğimiz şeyler yapılıyor. Geliyor. Hizmetimiz var. Kadınlarımız ve gençlerimiz özellikle destekliyorlar. Şimdi mahalle sakinlerimizle bir sıkıntımız yok. Sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Bir kadın olduğumdan. Çünkü her şeye yetişemiyorsunuz. Çünkü ben tarım mesela benim için, benim bölgem tarım bölgesi. Hı hı. Tarımdan çok anlayan birisi değilim. Ben de bir çiftçiyim, bir çiftçi çocuğuyum. Yeni muhtar olduğumdan beri çiftçiliğin, üreticiliğin içerisine girmeye başladım. Bu konularda köylü ya da mahalle sakinlerimden destek alıyorum. Sağ olsun ben buradan şunu da açık konuşayım. Ağzalarım çok yardımcı, destek. Bizim oralarda muhtarlıkta özellikle arazilerde işlerimiz yoğunlukta. Yani tarımsal yollarımız, tarımsal alanlarımızdaki sıkıntılar, devlet su işleri kapsamındaki çalışmalar. Bundan dolayı yoksa yerleşim alanımız içerisinde çok sıkıntımız yok. Ha, iki dönemdir muhtar olmama rağmen belediyemizden çok güzel destekler aldım. En önemlisi içme suyu benim mahallemin üst bölgelerinde kalan evlere çıkmıyordu. Bu sebepten kadınlarımız yani bir çamaşır makinesi, bir bulaşık makinesini çalıştırmakta zorlanıyorlardı. Kod farkından dolayı. Bunu MESKİ müdürlüğümüz sağ olsunlar bir hidrofer sistemiyle bütün evlere yeterince su gelmesini sağladılar. Ve kadınlar bu anlamda bana genel olarak teşekkür ettiler. Çünkü makinalarımızın sesi değişti denildi. Burada MESKİ ile bu çalışmalarla başladık. Ondan sonra altyapı çalışmalarım yapıldı. Bu da bizim için çok büyük artı. Akdam Köyü olaraktan kanalizasyon hattımız da bitti. Mezarlığımız var, camimiz var, okulumuz var. Her köylerde olduğu gibi. Hepsinde de iyi kötü yardımcı olmaya çalışıyor kurumlarımız. Yapılıyor. Ben Büyükşehir Belediye'mizden de, ilçe belediyemizden de yeteri kadar hizmeti aldığıma inanıyorum. Bu arada iki belediyemize de teşekkür ediyorum. Yani zorluklarımız yok. Yani başka herhangi bir... Şunu şöyle yuvarlamak adına söylüyorum. Evet.
Göreve gelmeden önce anladığım kadarıyla Aktam'da ciddi sıkıntılar varmış. Evet. Var. Yani vatandaşların çok fazla sorunlar, işler, birikmiş birçok sıkıntılar varmış. Siz göreve geldiğiniz ikinci dönemiz yani bir evet. dönem içerisinde anladığım kadarıyla gerek altyapısal sıkıntılarınız, gerekse üst yapısal sıkıntılarınızla ilgili gerekli mercilerle görüşerek ilgili birimlerden, ilgili belediyelerden de evet. gerekli destekleri almışsınız. Su şebekesiyle ilgili olan sorunlarınızı çözmüşsünüz. Evet. Altyapısal kanalizasyonla ilgili sıkıntılarınız varmış, bunları çözmüşsünüz. Evet. Peki enerji sahayla durumunuz nasıl? Türk Telekom'la durumunuz nasıl? Bu konularla ilgili biraz bilgi alsak. Şimdi enerji sahası ve Türk Telekom ikisiyle de yeteri kadar hizmet geliyor. Ama özellikle enerji sahası. Buradan enerji sahası müdürlüğümüze, müdür Tayfun Bey'e de çok selamlarımı iletiyorum. Bir takım projelerimiz var. Trafolarımızın yenilenmesi ve enerji hatlarımızın yükseltilmesiyle ilgili. Hı-hı. Çünkü benim mahallemde elektrik TEDAŞ hatlarım artık kaldırmıyor. Çünkü artışlar var. Özellikle tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik hatlarımız yeterli gelmiyor. Fazlarımız düşüyor. Sıkıntılarımız çok. Ek trafolar eklenmesi gerekiyor. Gerekli dilekçelerimizi verdik. TEDAŞ'la görüştük. Bunların hepsi yatırım kapsamında. Hani yapılacağına inanıyorum. Birazcık beklememiz gerekecek. Çünkü şeye girdi. Projelendirmesi hepsi yapıldı. İnşallah kısa sürede o da yapılır diye umut ediyorum. Türk Telekom'la ilgili ne gibi sıkıntınız var? Türk Telekom'da aslında hatlarımın hepsinin değişmesi gerekiyor. Türk evet. Telekom'da. Tamam 60 tane abone var. Türk Telekom abonesi var benim mahallemde. Ve Bekir'de Aktam arasında yer altına fiber hattı olarak bağlantılarımızı yaptırdık ilk dönemimde. Ben isterim ki diğer hatlarımda değişsin. Çünkü senelerin vermiş olduğu hatlar değişmesi de gerektiğine inanıyorum. İnşallah bunu da Türk Telekom duyar. İnşallah. Değiştirirler. Buradan seslenelim. Evet seslenelim aynen. Olursa da çok seviniriz. İhtiyaç çünkü. İhtiyaç. Kesinlikle yani. Hele ki günümüz çağında, teknoloji çağında Türk Telekom'un gerçekten mahalle bazında çalışmalar yapması gerekiyor. Peki okulumuz var mı? Okulumuz var evet. İlköğretim okulu olarak mı? Ortaokulla beraber mi sadece? Ortaokul yok. Sadece ilköğretim okulumuz var. Evet. Öğrencilerimiz kaç kişi var mı? Kalabalık mı? 25 ya da 30 kişi arasında değişiyor. Öğrenci sayımız. Birleştirilmiş sınıf benim köyümde. Tek. Tek öğretmen, hı. tek sınıf. Okul müdürümüz hem öğretmenliğimizi yapıyor hem müdürlüğümüzü yapıyor idareci olarak. Ben isterim ki mahallemdeki okulumun daha genişlemesi, büyümesi, kapasitesinin yükselmesi. Ama maalesef o konuda biraz şeyim, o kadar çok 2 senedir çalışma yapıyorum. Ama yeterli öğrenci sayısını bulamıyorum. Çünkü öğrencilerimiz bizim genelde şehir merkezine servislerle gidiyorlar. Çarşı okullarına kayıtlarını yaptırıyorlar. Normalde kaç öğrenciniz olurdu eğer gitmeseydi bu öğrenciler? Belli mi tahmini bir sayı var mı? Önceleri normalde birleştirilmiş sınıf değildi. Değil. Yani bir ayrı 10 sene öncesinde, 15 sene öncesinde falan 1, 2, 3, 4 şeklinde ayrı ayrı öğretmenlerimiz de vardı. Binamızın kapasitesi bunu alabiliyor mu? Alabiliyordu, evet. Okulumuz çok büyük değil ama yeteri kadar sınıflarımız var. Şu an 30'a yakın bir öğrencimiz var. Ana sınıfımız da var bu arada. Yani hemen hemen %60'ı, %70'i şu an farklı yerlere gidiyor okullar. Başında bahsettiğim gibi biraz merkeze göç var. Merkeze göç var. Bir de evlendikleri zaman yani mahallede kalmıyorlar. Evlendikten sonra ister istemez çarşı merkezde oturuyorlar. Ya iş durumlarından kaynaklı. Ya da ulaşım. Çünkü tarımla uğraşan çok fazla kalmadı. Tarımla uğraşan insanlarımız genelde hobi olarak ya da bahçesine hafta sonları gelip ilgileniyorlar. Genelde kurumlarda çalışmayı tercih ediyorlar. Biraz ondan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ama İnşallah okulumuz için de bu biraz doğumla alakalı,
biraz nüfus değişimiyle alakalı. Hı hı, hı. Okulumuzda sayıyı arttıramıyorum maalesef. Bu onun için de birleştirilmiş sınıf olarak kalıyor. Böyle de bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Evet, böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama okulumuzun genel bakım anlamında her türlü olanağa sahip bir okul. Bilgisayarlarımız var, kütüphanemiz var. Yani teknolojik olarak da bayağı yeterli olan bir okul. Öğretmenimiz de kaliteli. Evet, kaliteli. Öğretmenimiz de kaliteli. Öğretmenim zaten okul müdürüme buradan da teşekkür ediyorum gerçekten. Buradan selamlarımızı iletiyoruz aynı evet, şekilde. Evet, 2 senedir beraber çalışıyoruz. Uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Ev ev ziyaretlere de gittik. Hani okulumuzu yeterli bir kapasiteye çıkaralım, hep beraber uğraşalım, yapalım diye ama birazcık yetersiz kaldı galiba. O konuda evet, aşamadık herhalde. Evet, İnşallah aşamadık. Bu İnşallah bundan sonrası işte, için iyi olur. Bu da aşılmış olur en evet, azından. Peki Aktam köyümüzün, ben köy diyorum, hep ağız alışkanlığı evet, oldu. Evet, ben de çünkü, köy demeyi tercih ediyorum. Seviyorum da çünkü önemli bir yer, önemli evet, bir yerde duruyor. Kadınlarımızla şimdi bir kadın muhtar olarak neler yapıyorsunuz? Onların istekleri, şimdi, sizlere gelişleri, şimdi köyde şey vardır yani bir erkek muhtara çok fazla rahat bir şekilde derdini, sıkıntısını anlatamaz. Evet. Şimdi burada bir ters taraf var. Evet. Bir kadın muhtar var. Şimdi burada da tam dediğiniz gibi erkeklerle çok bağlantı kuramıyoruz. Kadınlar daha çok sık arıyorlar. Artık kadınlar mahallenin sorunlarını çok rahat görmeye başladılar. Burada şimdi benim bir mahalle kadın grubum daha var. Daha içine mi girdiler sorunları? Daha sorunların içindeler, daha bilinçliler. Çünkü kadın grubum var. Ben mesela sokakta yanmayan sokak lambalarım için, çöp konteynerlerim için kadınlardan destek alıyorum, telefon alıyorum. Hı-hı. Bana bilgileri kadınlar iletiyor. Muhtarım şurada bir eksiğimiz var, şurada işte yolda su patlamış. Bu tür bilgileri... Yani... kırsal geniş bir alan coğrafya. Evet, her tarafı görmem mümkün değil aynen, tabii. Göremeyeceğiniz noktaların gözünüz, kulağınız olup kesinlikle bu şekilde. Kesinlikle kadınlar bilinçli. Kadınlarımız da gerçekten mahalle övmek gibi değil ama mahalle kadınlarım gerçekten bilinçliler. O konuda sizinle dayanışma içerisindeler. Benimle beraber çalışıyorlar, bilgileri veriyorlar. Olabildiğince hep birlikte yapmaya çalışıyoruz, bir arada olmaya çalışıyoruz. Destekleri büyük. Ben birkaç gün önce sizi misafir etmek istediğim zaman okuldaydınız yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Telefonlu görüşmemizde evet, okulda kadınlarımızla bir çalışma yapıyordunuz. Biraz bahseder misiniz? Orada ne yapıyordunuz? Evet, okul sezonu açıldı biliyorsunuz. Hı-hı. Bu sene 2024-25 eğitim yılı bütün başladı. Bütün öğrencilerimize ve eğitmen öğretmenlerimize de buradan da hayırlı uğurlu olsun. Yeni eğitim öğretim olsun yılları. Evet. Pazartesi günü itibariyle kazasız belasız bir dönem geçirmelerini de diliyoruz aynı şekilde. Evet. Şimdi okullarımız açıldığı için biz okulumuzda bir temizlik, okulumuzun eksiklerini gidermeye çalıştık. Şu an Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulumuzun tuvaletleri, lavaboları yenileniyor. Bitirme aşamasındalar ve haliyle okulumuzun içerisinde bir temizlik yapılması gerekiyordu. Biz bunu ben kadın grubumdan kadınlara... Siz organize ettiniz muhtar evet, olarak. Kadınlarımıza ileterekten hep beraber okulumuzun temizliğini yaptık. Daha da devamı gelecek. Bir imece usulü. Evet, imece usulüyle hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yapacağız da ben inanıyorum. Çünkü bir kadın olarak ben de çalışmayı seviyorum. Zaten sevmesem bu işi yapamam. Artık eksiklerimizi de görüyoruz. İkinci dönemimiz olduğu için tabii, ister istemez ne eksik, ne yapılabilir bunları hep beraber çözmeye, talepleri dinlemeye, özellikle ben kadınları dinlemeyi, kadınlarla beraber iç içe olmayı da seviyorum. Hep beraber kadınlar da sağ olsunlar arıyorlar, hep beraber sorunları dile getiriyorlar, oturuyoruz, konuşuyoruz. Bu benim için onlarla çok bir güzel. Sosyal etkinlik, sosyal bir aile iletişimi oluyor, ne yapıyorsunuz mesela? Oluyor. Mesela gezilere gittik önceki dönemlerde. Tabii belediye aracılığıyla gittik ama yine de olsa bunu ben kendim de organize ederekten kadınlarla beraber bir sosyal etkinlik anlamında ya da bir görsellik anlamında yerleri görmek adına kadınlarla hep beraber organize olup görmediğimiz, bilmediğimiz yerlere gitmek isterim. Bunu da yapmayı düşünürüm bu dönem.
tam da bir kadın üstünlüğü var yani şu evet, durumda. Evet var. Bence anlamda, var. Ciddi anlamda kadının gücünü göstermiş evet, oluyoruz. Kadınlarımızın... Erkeklerimizi de kırmayalım ama. Yok kırmıyoruz ama şimdi bir erkek olarak üzüleyim yani. Kadınların neler yapabileceğini, kadınlara imkanlar verilirse neleri değişebileceğini gösteren güzel bir örnek Aktan Mahalle Muhtarımız. Çünkü göreve geldiğinden beri yakınen de kendisini tanırım. Yapmış olduklarıyla da yapmak istedikleriyle takdir alan bir kişilik, karakter. Aynı zamanda mahallesine de gerçekten dört elle sarılmış durumda. Hatta ailesini bile birçok yerde ihmal edip mahallesine koşturuyor, insanlarına koşturuyor. Onların sorunlarıyla bir şekilde hareket ediyor. Onlarla aynı sorunları yaşıyor çünkü birebir. O yüzden de kendisini gerçekten canı gönülden buradan kutluyorum. Kırsalda da hatta merkezde de kadın muhtar sayılarımızın artmasını çok isteyen bir muhtarım. Burada hemcinslerim lütfen üzerine alınmasınlar. Ama kadın muhtarlarımızın sayısı arttıkça hem kültürel anlamda hem sosyal anlamda hem hizmetsel anlamda birçok şeyin değiştiğini görüyoruz. Burada da Aktan güzel bir örnek aslında. İnşallah darısı diğer bölgelere de diyelim. İnşallah. Şimdi şöyle... kadın muhtarların çoğalması dileğiyle tabii ki kadınlar da önemli, muhtar olmaları da güzel bir şey. Sadece muhtar olmakla da bitmiyor. Bu insanın kendi içinden gelen ve bunu yapacağım, başaracağım demesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu cesareti gösterecek cesareti çok kadın var. Cesareti göstermek önemli olan zaten. Çok kadınımız o. Var. Evet. Buradan da örnekler de çok fazla ama kırsalda örnek olarak bir siz varsınız 65 mahalle muhtarı arasında. Ben mesela muhtarım sözünüzü kesiyorum ama ben mahalle muhtarlığını sırf muhtar olayım ya da ismimi öne çıkartayım gibi bir duygularla girmedim bu işe. Hı hı. Köy benim köyümdü. Mahalle benim köy mahallemdi. Dedim ki yani eksiklerimiz çok fazla. Yapılacak çok şeyler var. Ben de çalışkan bir kişilik olduğum için bu işi yapabilirim diye girdim. Sağ olsun belediyelerimiz de destek veriyor çalışmalarımıza. Ha bunu belediyeler tabii destek veriyor ama talepleri de bizler oluşturuyoruz. Yani ben mahallenin sorunlarını görmemiş olsam bunu belediyelerimize yansıtamayabilirim. Demek ki içerisinde görüyoruz ki eksiklerimizi. Kurumlara ya da belediyelerimize yansıtıp hizmeti bu şekilde alıyoruz. Yoksa ben gidip de talep etmemiş olsam belediye de benim eksiğimi görmez. Ya da herhangi bir kurum görmez yani. Bu kurumlarla belediyeler arasındaki iletişim de çok önemli. Köprü ayağısınız evet, çünkü. Evet çok önemli. Demokrasinin mihenk taşı olmanız nedeniyle de. Evet. Vatandaşların ulaşımı, irtibatı özellikle kırsaldaki muhtarlık konumsal olarak da makamsal olarak da çok çok önemli. Evet. Hastası olan biri ilk size geliyor. Sıkıntısı olan ilk direkt sizi arayabiliyor. Evet. Merkez mahalleler belki bu konuda biraz daha şanslılar diğer yönlerden ama bu konuda siz daha fazla taşın altına elini koyanlardansınız. Evet. Çünkü sıkıntıları birebir yaşıyorsunuz. Kırsalda bazı şeyler hemen gelmiyor tabii ki. Hemen istendiği gibi de anında olmasını beklemek de çok doğru değil. Bunlar hepsi tamamen bir plan program eşliğinde yapılıyor. O yüzden de zaman içerisinde eminim ki iki tane büyük sorunuz özellikle enerji sağ ve Türk Telekom'la ilgili olan sorunlarınızı da buradan Tayfun Bey'e ben de seslenmek istiyorum. Bu konuda tarım çok önemli. Kırsalın da ciddi anlamda yatırımlara ihtiyacı var. Özellikle bu konuda trafoların yenilenmesi hususunda gerçekten ciddi adımlar da atılması gerekiyor. Tayfun Bey'in de bunun üstesinden geleceğini biliyorum bir bölge müdürü olarak. Kesinlikle İnşallah en kısa sürede de Aktan mahallemizin de bu sorunlarını tarımsal tezahürden çözecektir. Tarım çok önemli. Tarımsal sulama çok önemli. Sulama olmazsa ya da elektrik yeterli gelmezse biz tarımı genişletemeyiz. Ülke olarak şu an tarıma sıkıntılarımız çok ihtiyacımız var zaten. Tarıma, üretime çok ihtiyacımız var. Evet. Hayvancılık ve üretim üzerinden ağırlık verilmeli diyorum. Kesinlikle ben de aynı şekilde katılıyorum. Size bir şey soracağım. Sağlık ocağınız var mı? Hayır, sağlık ocağım yok. Bekir de sağlık ocağına bağlı benim. Mesafe anne. Ne? Mesafe aşağı yukarı 3 kilometre. 3 kilometreye gitmek zorunda. Araçla mecburen gidilecek. Evet. Hastası olanlar bir şekilde. Ya da 2 kilometre de yanlış da biliyorum. Talebiniz oldu mu? Talebim olmadı. Olursa da bilmiyorum yapılabilir mi? Çünkü bu kadar kısa mesafeye yapılamıyor diye biliyorum. 3 kilometreye. Peki ondan sonra başka bir yerde var mı sağlık ocağı?
Yok hayır. Benim orada aşağı yukarı... Sizden daha uzaktan gelen var mı evet, Sağlık Ocağı'na? Evet aşağı yukarı 7-6 tane mahalle var. Herkes yakın olan mahallelerden bahsediyorum. Hangi mahalleler bunlar? Esenli, Hebilli, Iğdır, Civanyayla, Bekir'de ve Ak'tan hepsi Bekir'de Sağlık Ocağı'na bağlı. Peki sizden uzak olan kırsaldaki köyümüzün mesafesini biliyor musunuz 3 aşağı yukarı? Aşağı yukarı 7 kilometre vardır. 7 kilometre yani, oldukça uzun bir mesafe. Şöyle, uzak bir Sağlık mesafe. Ocağı Bekir'de de Esenli en uzak köyümüz. Bizden sonra gelenlerin mahallemiz. Evet 7 kilometre vardır. Bayağı bir uzakmış. Evet. Otobüs durağınız var. Otobüs duraklarımız var. Duraklarınız evet. var. Servis her var. Zaman içerisine geçiyor. Mezarlık durumunuz nedir? Mezarlık durumumuz... Yeriniz bizim var mı? Mezarlığımız normalde birçok kırsalda bu tür sorunlar evet, yaşanan geçmişte şeyler. Geçmişte atalarımızdan bir tanesi yeri bağışlamış mezarlık olarak ve çevirmişler mezarlık bünyesine alınmış. Şimdi mezarlığımız ikiye bölünüyor yani iki ayrı parsel üzerinde bir tarafı doldu, diğer tarafı temizlettirdik. Şu an hazır durumda. Ben buradan Mezarlık Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir ben de kendisiyle tanışma fırsatı buldum. Çok temizlik anlamında çok güzel şeyler oldu. Bir iki eksiğim var. O da yapılacağına inanıyorum. İnşallah. Ben buradan evet kendisine de selam söylüyorum eğer izliyorsa bizleri. Gerçekten tanışma fırsatı bulduk. Gerçekten çok yeterli. Evet. İşini tam sahiplenmiş durumda. Çünkü kırsalda kırsalda cenaze tamamen hani bir cenazemiz olduğu zaman direkt Mezarlık Daire Başkanlığı ile muhatap oluyoruz. Bunun nakil aracı oluyor, mezar kazımları oluyor, masa sandalye, yemek, şu bu tür etki bu tür programlar içerisinde yapılıyor. Ve ilk arayacağımız kişi Mezarlık Daire Başkanlığı bütün gereklilikleri oluyor. Yerine getiriyor. Evet, gereken şeyleri hepsini cenaze sahiplerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz, yapıyoruz. Ve bu konuda Mezarlık Daire Başkanlığı bana göre gerçekten işini çok güzel yapıyor. Evet, ben geçen de konuşurken Güneykent Mezarlığı ile ilgili birkaç konu açmıştım kendisine de. Yine Güneykent'te menfezlerin bulunduğu yerde suların aktığını, mezarların sular altında kaldığını söylemiştik. Onunla ilgili bir çalışma yapacağını, aynı zamanda hayrat amaçlı yapılan çeşmelerin sularının da vatandaşların geçiş koridorlarına aktığını söylemiştik. Onların da yer altına alınacağını söyledi. Ve kalabalık zamanlardaki o yaya şeritlerinin de yenileceğini ve genişletileceğini söylemişti. Evet. Bu konuda da inşallah kendisi bunu kısa sürede de yerine getirmiş İnşallah. Olacaktır. İnşallah. Buradan da kendisine selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Peki ben şöyle bir şey sormak istiyorum muhtarım. Muhtarlık makamsal olarak gözünüzde nasıl? Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şimdi evet bir kadın muhtarım ama... Eleştirilere de açık olmalıyız. Yani biraz daha kesinlikle. Net de olmalıyız. Yani yeterli bir makam mı? Kurumsal anlamda yaptırım gücü var mı? Vatandaşlarımızın birçoğu her şeyin muhtarda bittiğini düşünüyor. Aslında böyle değil galiba. Her şeyi yaptırım her gücü şey, yok. Her şey muhtarın elinde değil. Her şeyi muhtar yaptıramaz maalesef. Ha, elimizden gelen çabaları gösteriyoruz. Üstün çabalar hani. Evet. Gerçekten üstün çabalar dediğiniz gibi. Uğraşıyoruz. Her toplantıda, her konuşmada söylenip. Ki mahallemin bütün sorunlarını genelde toplantılarda hep dile getirmeye çalışıyorum. Bir şeyler yapılsın, olabildiğince eksiğimiz nedir onları yaptıralım diye uğraşıyoruz. Tabii yapılamayan ya da süre isteyen çalışmalar oluyor. Bunlar da bazıları Ankara'dan bitiyor, bazıları bütçelerle ilgili. Maalesef bekliyoruz yani. Hepsi inşallah bundan sonra rahat yavaş yavaş yapılır diye Akdeniz'in düşünüyorum. Akdeniz'in en büyük sorunu ne olarak görüyorsunuz genel olarak? Akdeniz'in en büyük sorunu. Kırsal mahalle muhtarı olarak da kırsalda iyi kötü arazilerde, tarımsal bölgelerde yol çalışmaları biraz zayıftı. Hani merkez muhtar olmadığım için şu an merkez için bir şey demiyorum ama genel anlamda sorun. Şimdi arazi yollarına önem verilmeli. Yol. Bu bir kendi düşüncem. Kırsalda bir muhtar olarak da. Genel anlamında Akdeniz'de eğitime
kültürel etkinliklere önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok büyük sorunlar var değil evet, mi? Evet, bu konuda çok ciddi sorunlar ciddi bizi bekliyor. Ciddi sorunlar var. Ve özellikle her geçen gün bu sorunlar evet, katlanarak da devam ediyor. Çünkü şey, şunu her zaman ben dile getiririm. Bizim çocuklarımız kültürel anlamda yüzme olsun ya da bir basketbol kursu olsun. Benim mahallemdeki bir çocuk ya Yenişehir'e gidiyor ya Mezitli'ye gidiyor. Yani benim Akdeniz bünyesinde de olabilir bu tür şeyler. Akdeniz oyunları yapılırken 72 tane kit yapıldı. Akdeniz bölgesine değil, Mersin genelinde. İnanın 72 tane kitten bir tane, yani kit derken yüzme havuzları, sportif tesisler anlamında söylüyorum. 72 tane tesisin bir tanesi Akdeniz'e yapılmadı. Evet, Akdeniz'de bu 72 tesis ya Yenişehir ya Mezitli ya daha yukarılara bir şekilde yerleştirildi. Evet. Ama maalesef Akdeniz spora aç, kültürel ve sosyal etkinliklere aç olan çok önemli bir olaylar. Bir bölge olmasına rağmen hiçbiri buralara yapılmadığı için de halen de böyle bir aşamada böyle bir gayret ya da böyle bir çalışma yok. Söylediğiniz şeyler çok acı. Mesela bir yüzme için. Evet. Bir sportif aktivite ya da bir kursa gitmek isteyen gençlerimizin gidebilecekleri alanların kısıtlı olması nedeniyle çok kötü yollara kadar işin ucu gitmekte. Evet. Çünkü parklar maalesef sıkıntılı, problemli. Gençleri yanlış yollara yönlendiriyoruz maalesef. Yönlendiriyoruz demeyeyim, yanlış konuştum da. Estağfurullah. Şimdi gençlerimiz bu tür kültürel etkinliklerin içerisinde olması gerekiyor. Gençlik benim için çok önemlidir. Çok da eğitime çok önem de veririm. Şöyle, benim muhtarlığımın bir nebze mahallede başlangıç sebebi de gençlerimizdir. Muhtar olmadan 2 sene öncesinde Toroslar futbol turnuvaları vardı. Biz bir kadın olarak gençlerimiz katılmak istediler. Ama ekonomik şartlardan dolayı katılmadılar. Bir takım sıkıntılar yaşadık. Ben gençlerimize dedim ki katılımı sağlayın, hep birlikte olun. Ekonomik olayları, maddi, parasal anlamdaki şeyleri ben destekleyeceğim dedim. 2 sene üst üste köyümüzün gençleriyle biz Toroslar futbol turnuvalarına katıldık. Bu çok güzel, artı bir olay. Toroslar'da katıldık. Keşke böyle bir etkinlik Akdeniz'de olmuş olsa. Akdeniz bünyesinde bir futbol turnuvaları ya da bir yüzme kursları ya da eğitim, gezme, kültürel etkinlikler, bu tür şeyler Akdeniz'de olsa çok iyi olur. Yani gerçekten Toroslar turnuvalarına katıldık. O zaman o dönemin belediye başkanı Hamit Tuna Bey'di. Ve ben orada gençleri spora özendirildiğim için bana, kendisine de selamlarımı iletiyorum buradan, bana gençleri spora özendirme anlamında plaket verdi. Biz gençlerle bu şekilde 2 sene uğraştık, çalıştık. Akdeniz'de oldu mu hiç böyle bir turnuva Akdeniz'de ya da düzenlendirme? Akdeniz'de böyle bir şey yok. Neden? Maalesef yok. Herhalde yer yok herhalde. Ondan dolayı yapılmıyor. Ya da düşünülmüyor. Bilemiyorum şey ama. Akdeniz'de genel sıkıntıların başına göç geliyor. Ben öyle düşünüyorum. Birinci sırada göç geliyor. İkinci, aktivite ya sosyal etkinlik yapacak alanların hiç olmaması. Evet. Sportif alanların gençlere açılmaması. Kültürel alanda çalışmaların yetersiz yapılmış olması. Evet. Çarpık kentleşmenin de bununla beraber yapı stoklarında zaten sıkıntılı olması. Bizleri sanayi bölgesiyle tarıma sıkışmış bir alan haline getiriyor. İster istemez bu sıkışmışlıkta Akdeniz çok büyük nüfusa sahip bir ilçe. Bunun bir muhafazası, bunun bir sistemini oturtamadığımız için de sonuçta en fazla yük de muhtarlara düşüyor. Evet. Çünkü vatandaşla muhtar karşı karşıya geliyor. Burada yapılan yatırımlarda da bence önceliğin Akdeniz'e yapılması gerekiyor. Çünkü çok fazla geride kalmış bir Akdeniz var. Bütçelerin yeteri kadar Akdeniz'e kullanılmadığını görüyoruz. Genelde bütçeler yeni kurulan yeni ilçeler üzerine, daha farklı alanların üzerine gitmekte. Oysa Akdeniz'in ciddi anlamda bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Evet. Ciddi anlamda yol ve kaldırımlar, hatta trafikle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Mersin'in genel sıkıntısı ama bunların da bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bence bunların da üzerine gelecek olanlar siyasiler. Biz muhtarlar olarak aracıyız. Evet. Vatandaşlar bazen bizden bunları istiyorlar. Güvenlikle ilgili sıkıntıları falan dile getiriyorlar. Ben merkez mahalle muhtarı olarak söylüyorum. Hani muhtarın böyle yetkisi yok burada.
Muhtar sadece aracı elçi, bir köprü. Dediğim gibi o köprü sürekli söylüyor zaten, dile getiriyor. Ama bunları da getirebilmenin de yolu söylediğiniz kişilerin de bunu hizmete çevirmeleri. Bizim söylemimiz havada asılı kalması, tekrar aynı sorunları tekrar yaşamamız bizi bir yere götürmüyor. Evet. Çözüm odaklı konularda bir şekilde uzlaşı yapmak lazım. Konuşmakla bir şeyleri çözemiyoruz maalesef. Muhtarların daha çok platformlarda yer verilmesi gerekiyor. Evet. Komisyonlara daha fazla dahil edilmesi gerekiyor. Kentle ilgili alınacak kararlarda da muhtara da bir söz hakkı verilmesi gerektiğini düşünen biriyim. Sonuçta belediyelerde bile meclis üyelerimiz var, eyvallah, ama sizin mahalleyle ilgili alınacak kararı sizden daha iyi kimse bilemez. Evet. Ya da iyi bir yatırım ya da nasıl bir eksikliği olduğunu sizden daha iyi kimse bilemez. Hani muhtarın bence biraz daha ön planda olması gerekir derken yanlış anlaşılmasın da bu. En azından fikir ve görüşlerinden alınıyor olması gerekir. Muhtar tabii, da muhtarlarını yapabilsin. Bir mahallenin eksiğini muhtar bilir. Sorunlarını en yakından muhtar tanır. Talep edecek olan da muhtardır. Evet. Ama bunu yerinde görüp o mahallenin ne eksiği var, ne yapılması gerekiyor diye işbirliği içerisine girilebilir. Ve en azından şu var, yerinde görürsünüz, yerinde tespit edersiniz, gereklilikler konur. Yani en iyi ben biliyorum demek değildir bu. Tabii, kesinlikle. Yaşayan daha iyi biliyor çünkü oradaki sorunu. Aynen. Hani bir yerde bir arıza varsa, bir yerde bir sıkıntı varsa muhtar kendi cebi için istemiyor bunu. Mutlaka. Kendi keyfi için de istemiyor. Mutlaka. Yani muhtarın eline geçecek bir maddi bir kaynak ya da bir gelir ya da herhangi bir şey elde etmiyor bu işten zaten muhtar. Hayır, zaten. Burada bir hizmet isteme, muhtar neden var? Hizmet almak için var. Gönüllülük hizmeti talep etmek için. Çalışıyoruz zaten. Aynen. Hizmet talep etmek için var. Hizmet için gidiyorsa, bu kapıyı çalıyorsa kardeşim, senin kara kaşın, kara gözün için oraya gelmemiş. Evet. Sen o konuma niye oturmuşsun? O konumda niye varsın? O konumda hizmet etmek için varsın. Evet. Vatandaşına gerekli olan yerlerde, gerekli zamanlarda istek ve sıkıntılarını dinleyeceksin muhtarım. Bunların notlarını alıyorsan ciddiye alacaksın. Sonrasını bir fizite çıkarıyorsan muhtarla beraber çıkaracaksın. Evet. Bu iş böyle. Yani muhtarı çok fazla perde arkasına bırakmak hiç kimseyi bir yere taşımaz. Özellikle ben bunu belirtiyorum. Muhtarı biraz daha dinlemek gerekiyor. Evet. Ciddi dinlemek gerekiyor. Şimdi ben buradan özellikle belirteyim, gençlerimizden açıldı laf. Gençlerimizi ilgilendiren, etkinlik yapabileceği herhangi bir benim mahallem sınırlarında artı bir tesis yapabileceğim bir alanım yok. Yani istimlak edilmesi gerekiyor, yer açılması gerekiyor. Mesela ben gençlere istinaden, şimdi çoğu halı saha falan istiyor ama farklı şeyler olsun istiyorum. Yani bir yer olsa, imkanım olmuş olsa, bir tenis masası, gençlerin girip bir arada zamanını geçirebileceği ya da bir basketbol potasını koyup masa tenisi tarzında. Bu tür şeyleri talep etmemiz gerekiyor. Ben talep ediyorum ama yer sorunum olduğu için mahallemde maalesef yapamıyoruz. Şu an için bunları yapamadık. Ya da kadınlarımıza yönelik bir spor aletleri koyup akşamları zaman geçirebileceği. Spor çok önemli. Yani bunu bir zayıflamak için değil, sağlık anlamında da aletleri kadınlarımız kullanması gerekiyor. Maalesef bu tür yerlerim olmadığı için bunları yaptıramıyorum henüz. Oysa istedikleriniz çok basit, evet, çok basit küçük şeyler. Basit şeyler ama Akdam'ın ülke ekonomisine katmış olduğu çok şey var tarımsal anlamda. Evet. Bunların hepsine de böyle bir düşünecek olursak çok komik rakamlar da buradaki insanları üzmeye kimsenin hakkı olduğunu ben düşünmüyorum. Tabii, yani benim bölgemdeki muz üreticileri çoğunluğu ihracata gönderiyor muzu. Ülke ekonomisine ciddi katma değerimiz var. Artı narenciye aynı şekilde buradan Rusya'ya gidiyor. Biliyorum yani, kendi köyümün içerisindeki narenciye üreticilerinden biliyorum. Hı hı. İhracata giden ürünlerimiz var. Bu bizim mahalle adına da bir artı. Şöyle, ihracata, ülkeye katkımız çok büyük. Tabii yer sorunum olduğu için de bunların geri dönüşümü, ufak tefek şeylerle dönüşler sağlanamıyor. Yani dediğim gibi sosyal alanlar, tamam, belediyelerimizden hizmetleri alıyoruz, yapıyorlar sağ olsunlar, ama hani yer sorunum olduğu için sosyal tesisler,
bu tür gençlerimize, kadınlarımıza yönelik bir şeyler yaptıramıyorum. O zaman şöyle bir şey söylesek, hani bir sağlık ocağı 3 kilometre mesafedeymiş. Evet. Sonuç itibariyle şehir merkezinden sizin böyle bir tesise gitmeniz en az 20-25 kilometre mesafedir. Evet. Belki 30 kilometre. Aşağı yukarı 40 dakika. 6 tane köyümüzden bahsettiniz. 6 tane köyümüzün merkezi noktasında böyle bir arazi vardır muhtemelen. Bir yerde bulunur. Bulunabilir 6 tabii. 6 köyün nüfusunu da baz aldığımız zaman çok ciddi bir rakam yapar. Evet. Mesela 6 köyümüze hitap edecek bir tesis yapılamaz mı? Bence yapılabilir. Çok zaman, güzel olur. O zaman buradan 6 köyümüze, diğer 5 köyümüzün muhtarımıza da seslenelim. Altımız bir araya gelip en azından ben de dahil olurum, 7'miz. Böyle bir tesis yapılması için bir hamle yapalım. Ne dersiniz? Çok güzel olur. Olması da gerekiyor gibi değil mi? Olması da gerekiyor kesinlikle. Öyle diyelim o zaman. Yani bunun içerisinde bir yüzme havuzunun olduğu ya da futbol demeyeyim onu ama. Onu şöyle yapalım. Gençlere bırakalım. Ağırlıklı ne istiyorlarmış? Evet evet. Ona göre bir değerlendirmeyle. Aynen. O da dediğiniz gibi talep doğrultusunda olabilir. İçeriği talep doğrultusunda olabilir. Çok da güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü orada yakın birbirine 7-8 köy var. Orta noktası bulunabilir. Bu da bence güzel bir aktivite oldu. Evet. Güzel bir beyin jimnastiği oldu sizinle beraber bu yaptığımızda. Kesinlikle. Belki bir köy ağır gelebilir ama 7 tane köy gerçekten ciddi bir rakama ulaşır. Evet. Bu bölgedeki yaşayan gençlerimizde en azından bir eşlik olur. Sosyalleşmeler adına, nefes almalar adına, evet, sportif aktivite yapabilmeler adına da güzel bir meşgale olacaktır. Evet. Evet. Yine bir hafta sonunda programımızın sonuna geliyoruz. Geldik mi? Son evet. Hızlı geçti zaman. Evet. Son 2-3 dakikamız. Buradan mahallenize, mahalle sakinlerinize, sizi izleyen ve sizleri seven, evet, kıymetli izleyicilerimize şu monitöre bakarak ne söylemek istersiniz? Ben bütün mahalle sakinlerimi artı ekranlarda beni dinleyen, takip eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Nil RTV ekibine, yayın ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Mehmet Bey, size teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Rica ederim. Ne demek? Sorunlarımızı buradan ilettiğimiz için, mahallemin sorunlarını buradan ilettiğim için, çözüm olabilecek konulara ya da yapılmış olan hizmetleri gündeme düşürdüğümüz için gerçekten güzel bir... Çok verimliydi. Ben de çok zevk aldım. Evet, güzel bir şey oldu. Sohbet, konuşma oldu. Ben teşekkür ediyorum burada bütün emeği geçenlere ve mahallemde de herkese selamlar diliyorum. Sizleri seviyoruz. Evet, bugün Aktan Mahalle Muhtarımız Yonca Kalınlı'yı konuk ettik. Çok verimli, çok güzel bir sohbet havası içerisinde geçti. Tabii doyum olmadı. Evet. Daha konuşacağımız birçok konu var. İleriki zamanlarımızda tekrar kendisini misafir edeceğiz. Biliyorsunuz pazartesi eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Bütün eğitim öğretim yılına başlayacak öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yeni dönemlerine buradan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kazasız belasız bir dönem geçirmelerini tekrar diliyorum. Bu hafta da bu kadardı programımız. Gelecek haftaya yine aynı saatte, aynı zaman diliminde görüşmek ümidiyle esen kalın. Hoşça kalın.